Evet sevgili arkadaşlar sponsorumuz golvar.com'un katkılarıyla hazırlanan videomuza hepiniz hoş geldiniz. Golvar.com'da benim köşe yazılarımı takip etmiyorsanız mutlaka edin. Bir beğeni çok görmeyin orada. Çünkü kendileri sağ olsun kanalımızda forma çekişine kadar yapıyorlar ama tabii az. Fenerbahçe Atay maçının e, maç özeti videosuna katılım yapabilirsiniz. Altı formadan birine sahip olabilirsiniz. Şimdi Fenerbahçe'mizin Perşembe günü bir maçı var. Slavya Prag deplasmanında biliyorsunuz önemli bir maç. <laughs> ve bu maç öncesinde Fenerbahçe'de bazı belirsizlikler hakim. Özellikle Kim Minji'nin durumu belirsiz. Ee, Kim Minji <laughs> hatırlarsanız Slavya Prag'la ilk maçta sakatlanmıştı. Ve Güney Koreli oyuncu Hatay maçında da görev alamamıştı. Tedavi ile e, tamamladı ama bugünkü idmanla ilgili de bir bilgi geldi. Hani Luis Gustavo, Novak, Perşembe günkü maçı kaçıracaklar diyor ama bir türlü iyileşemediler gitti. Bugünkü idmana dair de veriler geldi arkadaşlar. Yani bugünkü idmana dair notlar geldi. Ki İstanbul etabı tamamlandı. 24 Şubat Perşembe günü. Türkiye saatiyle saat, saat 23'te oynanacak. Hani artık 25 Şubat Cuma'ya da kaymış gibi bir şey olacak ama. yani İstanbul etabı tamamlandı. Antrenman taktiksel ve bireysel çalışmalarla sona erdi. Luis Gustavo, Filip Novak ve Kim Minji günü bireysel çalışmalarla tamamladılar. Yani uzun lafın kısası Kim Minji'nin e, Pırak maçında oynaması çok 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 düşük ihtimale büründü. Ve 23 Şubat çarşama günü yani yarın. Gerçi siz bu videoyu çarşamba günü izleyeceksiniz. Saat şu anda çok geç. E, hareket edilecek orada idman yapılacak arkadaşlar. Fenerbahçe LinkedIn'dan, Link Aydın, LinkedIn'de iş ilanı açmış. Buna ben şaşırdım. Başta troll sandım. Ama Fenerbahçe Kulübü kariyer sitesi LinkedIn üzerinden iki iş ilanı vermiş. Birincisinde başkan arıyoruz demiş. Ya şaka yapıyorum. Futbol takımına data analisti almak için iş ilanı yayınlamış. Yani kulüpte çalışacak iç denetim uzmanı ve data analisti aradığını açıklamış. İş ilanı kariyer sitesi LinkedIn üzerinden paylaşılırken data analistinin futbol takımında göre yapacağı ifade edilmiş. Aslında bana ben mesela üye olsam abone olsam hemen şunu sorarım. Hocam bu haber doğru mu? Doğruysa o zaman löv vesaire kesinlikle gelmeyecek. Niye? İşte hocam löv geliyorsa <laughs> yani hocam löv geliyorsan kendi analizisini kendi getirmez mi? İşte Roger Schmidt diyorlar. O gelse kendi analizini kendi getirmez. Bunlara niye şey yapmasın? Değil mi? O yüzden artık herhalde hepiniz ee, şey yaparsınız. Bak Fenerbahçe'nin tarihi çok ilginç. Mesela e, bir ilginçlik söyleyeyim size. <laughs> Bugün bir paylaşım olmuş. Fenerbahçe formasıyla 60 maçta. 30 gol 11 asist ile 41 gole katkı yapan Matiye Kejman yetersiz bulunup Paris Saint Germain'e kiralanmıştı diye. Hani bunu başka e, <laughs> başka takıma kaptırmadığımız için seviniyorum. Adamı yetersiz bulup Paris Saint Germain'e kira. Yok Brezilya milli takımına kira. Yani e, çok ilginç ya. Gerçekten çok çok ilginç. O günlerden bugünlere geldik. Maalesef. Allah sabır versin. Hepimize Allah sabır versin. Ee, şimdi şöyle bir şey var. Bakın Metin Sipahioğlu bugün bazı açıklamaları da bulunmuş. Ben bütün açıklamaları konuşmayacağım. Konuşursam süremiz de yetmez, nefesim de yetmez. Hani ben birkaç kilit cümle alayım diyeceğim ama bir 20-30 cümle alırım herhalde en az. Taraftar bu kulübün tek ve gerçek sahibidir. Yani taraftar bir tepki veriyorsa bunda haklıdır. Çünkü mutsuzdur. Burada resmi doğru okumak lazım diyor. Araya provokatörler var, ocudur bucudur diye cadı avına çıkmak doğru bir yaklaşım olmaz. Bak ayakta alkışlanacak cümleler. Yani bu eylemlerin başına sonuna eklenenler var diye de resmin bütününü yanlış okumamak lazım. Şu anda Fenerbahçe taraftarı uzun yıllardır gelmeyen futbolda başarıdan dolayı mutsuz, başarısız bunu anlayışla karşılamak lazım diyor. Ha, tabii taraf, tablo bölünce taraftar isyan ediyor. Aynı insanlar yarın öbür gün şampiyon olduğu takdirde başta Kadıköy'den başlayıp bütün Türkiye'yi Salla Civerte boyayacak. Dosta düşmana gövde gösterisi yapacaklar. Yani onu da kabul etmek lazım diyor. Bak Metin Sipahioğlu taraftarın içinden geldiğini aslında çok iyi belli ediyor. Ve futboldan anladığını belli ediyor. Kongre konusunda benim hiçbir bilgim, e, duyumum hani yok. Onu da başkanla konuşmuyorum. Ama şöyle söyleyebilirim. Fenerbahçe demokrasiye önem verir. Kongre'ye 3 ay vardı. Ben de o zaman iletişimin başındaydım. Beni bir gün odasına çağırdı. Kongre için hazırlıklarına başlayın. E, aday çıkmasa halinde Fenerbahçe'nin bütün medya organlarını eşit şekilde kullanmalarını istiyorum. <laughs> Buna göre konseptler çalışmanızı istiyorum demiş. Biz de TV'de iletişim ekibini topladık. <laughs> Fenerbahçe Demokrasi'ydi programımızın adı. Logolar çalıştık, konseptler çalıştık ama sonra aday çıkmadı. Sonra kongreye 5 gün kala beni yanına çağırdı. Aziz Başkan konuşacakmış. Mutlaka TV'yi gönder. Bak bir saniye bile kesmeden Fenerbahçe TV'den yayınlayın dedi. Fenerbahçe TV hiçbir zaman eleştirdi de kapalı olmadı. Ne oluyor lan? En eleştiren yorumculara bile açık olmuş. biz başkanı her konuda eleştirebiliriz ama başkan hiçbir zaman için Fenerbahçe demokrasinden, Fenerbahçe metinden kaçacak bir adam değil. Diyor. Yani bu konuda da eleştiren yok aslında. Ha ben eminim ki ciddi bir aday çıkıp kongre çağrısı yaparsa olağanüstü kongre kararı alacaktır diyor. Bak bak Ali Koç'u tanıyan birisi olarak. Yani ama genelde insanlar olağanüstü kongreyi bekliyor, yani olağan kongreyi bekler diyor. 28 şampiyonluk konusuna değinmiş. Diyor ki Ali Koç işte Şekip Mosturoğlu, Aziz Yıldırım Şekip e, meselesi değil. Metin Sipahioğlu meselesi değil. Bu Fenerbahçe meselesi. Fenerbahçe'nin 3 Temmuz'dan sonraki en büyük ikinci davası diyor. Yani geçmiş dönemden beri benim de taraftarken komitelerde olduğum biz yönetime gelince de ivmelenmiş Başkanımız da gerçekten bu konuya seçim döneminden beri ciddi hazırlamamız gerektiğini söyledi diyor. Yani Türkiye'nin objektif tüm medyacıları, tarihçileri kabul ediyor. Herkes bizi zaten haklı buldu. Ee, yani sizin, sizin, hakkınız gasp edildi diyor demiş. Biz ilk resmi başvurumuzu Mart 2021'de yaptık. Neredeyse bir yıl oldu. Başkanımız da son divan kurulunda bunu ciddiyetini hatırlattı. TFF artık karar vermeli diyor. Biz hukuki adım atacağız. Yani burada ciddi bir mesaj var diyor. Artık dava açacağım demek istiyor. Yani burada Sayın Nihat Özdemir'e bir çağrı yapmak istiyorum diyor. Korkmayın bir tane lobisi Türk bak cümleye bakın. Bir tane lobisi Türk futbolunu ele geçirmiş kulüpten bu kadar korkulmaz. Kimi kastettiğini anladınız değil mi? Yani ne dediğini. Zaten cümlelerinde var. Yani Fenerbahçe Spor Kulübü dahi kaç tane kulüp emsalleri dünyanın her tarafına sayılan şampiyonluklar var. Logoda 1923-1950 arası yani 23 yazıyorsa 23-50 arasında sizin oynattığınız ulusal şampiyonluklar için başvurduk. Bir sene cevap veremiyorsunuz. Herhalde çıkıp da bir sene sonra reddettik diyecek haliniz yok. Buna kargalar bile güler. Türk ta futbol tarihinin en komik fıkrası olur. Tarihe tersten geçersiniz. Ha nasıl evet diyeceklerini düşünüyorlar? Çünkü korkuyorlar. Malum kulübün lobisinden korkuyorlar. Bu kadar açık ve net söylüyorum demiş. Ee, yani malum kulübü de biliyorsunuz ne demek istediğini. Hani Türkiye'de bir tane kulüp bu başvuru sayılmasın diye başvuru yaptı. Bizim kulübümüz Fenerbahçe Tarihi diye bir grup var. Onların da bulduğu belgeler, bizim de bulduğumuz belgelerle gidip yaptık. Ee, yani nasıl kendi şampiyonluklarını ulusal şampiyonluk olarak saydığının belgesellerini verdik demiş. Ee, malum kulübün zamanında kurucusunun resmi sitelerinin, 100. yıl dergilerinin falan diyor. TFF'nin bu konuyu reddetmesi gerçekten tarihi fıkra olur. Zaten bir yıl sonra konuyu reddetmeleri trajikomik olur diyor. Ama ben şeye katılıyorum. Yani bir tepkiden çekindikleri belli TFF'nin. Yani bir tepkiden çekindikleri belli. Ben başta şey zannediyordum. Allah gönlümü biliyor ya. E, ulan diyordum Fenerbahçe'ye bir başkan adayı var. Muhtemelen Nihat Özdemir de onu destekleyecek. Hani kafamdaki şey buydu. E, e, muhtemelen diyordum Nihat Özdemir de onu destekleyecek. Ulan Ali Koç zamanında vermeyelim de adam gelir gelmez hediye verelim. Bak gelir gelmez aldı oysa bekliyordu falan diye. Ay isim zikretmeyin ben isim olarak düşünmedim. Sadece kişi olarak yani bir şahıs profilinde düşündüm. Öyle olur diye düşündüm ama bakalım ne olacak. Yani dediğim gibi malum kulübün lobisinden korkuyorlar demiş. Ben de Sayın Nihat Özdemir'e çağrı yapıyorum demiş. TFF yönetim kurulu üyesiniz. Logonuzda 1923 yazıyor. Sosyal medyadan o dönemde oynamış milli futbolcularımız hakkında boyuna tweet atıyorsunuz. Atacaksınız bunlar Türk futbol tarihi ama bu şampiyonlukları da er ya da geç kabul etmek zorundasınız diyor. Korkun ecele faydası yok. Lütfen artık o malum kulüpten korkunuzu bir kenara atın. Bu işte Fenerbahçe dahil tüm kurumların yaptığı başvuruyu bir an önce tescil edin. Zaten sizin makamınızda bulunduğunuz federasyon Beşiktaş Jimnastik Kulübü'nün iki tane böyle hakkını vermiş durumda. Ona verip bunu vermemek zaten olmaz. Şimdi ben Beşiktaş'ta arkadaşlarımla konuşuyorum. Beşiktaş'ta arkadaşlarım ee yani enteresan şekilde diyorlar ki o diyorlar milli işte bütün Türkiye genelinde oynandığı için sayıldı. Ulan biz de Türkiye genelindekileri sayalım diyorum. Antrenman maçındakini sayalım demiyorum. Yok siz İstanbul'u sayın diyorsunuz. Lan dangoç diyorum. İstanbul Ligi bu. Genel. Ulusal lig bu. Biz ulusal sayısın. İstanbul sayılmaz. Diyor. İstanbul sayılsa biz 70 şampiyonuz falan olur. Hıncalı için Fenerbahçe kullanıyor dediği. Işte o, o, sene bu sene dediği seneye dönmüş oluruz diyorum. Yok diyor böyle oluyor diyorum. Sonra diyor ki biz diyor o sene Avrupa'ya gittik. Ulan Avrupa'ya o sene gittin gitmedin diye şampiyonluk mu sayılmayacak? Yani bu ligde e, şampiyon olan nice takımlar vardı. O zamanlar Avrupa Kupası falan filan bizim takımlar Averaj takımıydı. Lichestein takımıydı. Yani çok ilginç ya. Gerçekten çok ilginç. Mesela Fenerbahçe şampiyon oldu ya da başka takımlar şampiyon oldu. Şampiyonları elemesinden elendi gidemedi. O zaman şampiyonluğu geri mi alınıyor? Ya yapmayın etmeyin. Ona veriyorsan ona da vermek zorundasın. 1923'ü baz aldıysan saymak zorundasın. Ve ben size bir şey söyleyeyim mi? Ee, bir tane kulüp buna itiraz ediyor. Bütün Türk futbolunda bunlar mı dizayn edecek? Yeter artık diyor. Bak. Aslında burada Fenerbahçe yanına birilerini e, biraz daha birilerini çekme şeyinde. Dün mesela Galatasaray'ın Göztepe maçı. Ya maçın özetini anlatıyorum. Diyorum ki bence penaltılar penaltı diyorum. Hani hakem hakem diyecekler ama alakası yok. Bir Galatasaraylı Çıkmış orada diyor ki bak diyor 7-24 şey, şey yapıyorsun diyor. Videonun içinde diyor Galatasaray şike yaptı falan filan diyorsun diyor. Arkadaş videoyu hangi e, uzvuyla izledi bilmiyorum ama doğru uzvuyla izlemediğine yemin edebilirim. Ama kanıtlayamam. Yani ben bir şey söyleyeceğim. Benim gibi Fenerbahçeliği bulmuş öpüp başına koyması lazım. Bir de utanmadan çıkmış diyor ki yok diyor karalamışsın. Ya ben şeyi söyledim. Mesela benim en çok dünkü maç özelinde şunu söyleyeyim. Kaleci İrfancan, Can. Galatasaraylısı da biliyor. Göztepe'lisi de biliyor. İrfan Can Galatasaraylı. Herkes biliyor. Her Galatasaray maçında bir tane yumurtlaması var. Açın bakın. Her Galatasaray maçının özetini izleyin. İlk devredeki maçı izleyin. İlk devre Galatasaray Göztepe'yi bir sıfır yenmedi mi? O İrfancan Can bir sıfır mı? Yok. Bir sıfırdan fazla yendi herhalde. Bacanın arasından yumurtlamadı mı? Yani 2-1 mi ne yendi ama bu şeyden gollen oldu yani. Bacanın arasında yumurtlamadım. Aynı golü. Ertuğrul Taşkıran Fenerbahçe'den yese Allah'ınız kitabınız varsa yani varsa yoksa yemin etmenize de inanmam da Allah'ınız kitabınız varsa bana bir yemin edin. Deyin ki aynı gol Ertuğrul Taşkıran yese vallahi de billahi de çoluğum çocuğum ölsün ki şike demem deyin hadi. Varsa Allah'ınız kitabınız. Hocam sen şey Allah'a kitabı ne karşılıyorsun? Ya ben ne bileyim en kutsal neyin üstüne? Hadi yani benim en kutsalım bu. Ben vallahi vallahi dedim miydi tamam da benim işim bitmiştir. En büyük yemin etmişimdir benim için. Ben kolay kolay yemin etmem çünkü benim söylediğim her şey doğrudur. Yani söylediğim söylediğim her şey ha bazen bir şey söylemek isterim. Söylerim farklı anlaşılır. Derim ki arkadaş ben onu demek istemedim açık açık da söylerim. Ama yani Ertuğrul Taşkın'a Fenerbahçe'den yese adı şike oluyorsa, İrfancan Galatasaray'dan yediği zaman bu adı kaleci hatası oluyorsa bak meşhur 2010-2011'deki Sivas Fenerbahçe maçı. Korcan Çelikay hala konuşulur Şike yaptı diye. Niye? Yerden seken topu gol yedi diye. Allah'ı dini kitabı olan arkadaşlar o maça bir daha baksın. Rica ediyorum. İkinci yarı aynı golü, aynı yerdeki tümsekten seken topta Volkan Demir yiyor. Aynı maçta, 4-3'lük maçta. Şimdi Korca'nın yediği şike, Volkan'ın yediği hata. Yok ya. Yok ya. Ya sizin kıvırmalarınızı bir sıradan bir dansöz kıvıramaz. Yani ekstra bir dansöz olması lazım. Bu kıvırmalarınızı. Azıcık da delikanlı olun ya. Azıcık delikanlı yorum. Yapın. Dün ben ne kadar şey e, tebrik mesajı aldım. Ya hocam helal olsun. Valla senin gibi Fenerbahçe'de başımızın gözümüzün üstüne diyorlar. Ya baş tacısın diyorlar. Eğri eğri diyorsun. Doğruya doğru. Ben hani Fenerbahçe maçtan izlerken hakem hakkımızı yedi dediği zaman başlarda gülüyordum ama sonra baktım diyor. Galatasaray'a olunca da aynısın diyor. Beşiktaş olunca da aynısın diyor. Trabzon olunca da aynısın diyor. diyor. Helal olsun. Ya böyle insanlar da var. Keşke Türk futbolunda sadece bu insanlar olsa. Öbür o eee şey zihniyetteki, oligan zihniyetteki de komple temizlensin şu futboldan. Keşke temizlenseler. Arkadaşlar futbol sadece bir eğlencedir. Birbirimize küfür etmek için, birbirimize hedef tahtasına koymak için, ne bileyim öldürmek için, yaralamak için olan bir şey değildir. bulan boks bile bunun için değildir. Yani en tehlikeli sporlardan birisi odur. O bile bunun için değildir. Yapmayın etmeyin ha ya. Ya bu kadar basit olmayın, bu kadar ucuz olmayın ya. Bu kadar zavallı olmayın ya. Neyse uzun lafın kısası ben yakın zamanda 5 yıldızın geleceğine de inanıyorum. Yakın zamanda ki belki lig bitimine bakın daha önce de söyledim argümanlarını hatırlattım. Tekrar hatırlatayım kısaca hatırlatayım. Beşiktaş sene sonunda geçmiş şampiyonluklarını alsa şampiyonluk şampiyonluktur bitti. 4 yıldız olacak bir tane yıldız artacak. Kar. ve Galatasaray zaten 4 yıldız almış. Şimdi birçok söylenti şu bu falan filan var vesaire. Geçtim ben onları. Galatasaray zaten alacağını şimdiye kadar almış. E, Trabzon 37 yıl mı 40 yıl aradan sonra şampiyon olacak. O da istediğini almış olacak. Fenerbahçe Yargıtay kararını çıkarttı. Zaten çıkması gerekiyordu da çıkmıyordu malum sebeplerden. Artık o da çıktı. Artık Fenerbahçe işi yapma diyemiyor kimse. Çok şükür. Bir de bu 59 öncesi sayılırsa yani Fenerbahçe için, Beşiktaş için, gençler için, Galatasaray'ın da sayılacak ha şampiyonluk alacaklar. Artı yayın ihalesinde de artık eski şampiyonlukların önemi olmayacak. Sadece dekoder satışına göre olacak. Yani eski şampiyon. isterse 70 şampiyonluk alsın arkadaş. Taraftar sayısı %50'nin üstündeyse fazla para alması lazım mantık olarak. Ki bu Fenerbahçe'nin işine gelecek. Göreceksiniz. Yani şu an Fenerbahçe bir de şampiyon olsaydı bu senenin üstüne ama şampiyon olsaydı ne Yargıtay kararı çıkardı ne 59 öncesi çıkardı. Onu da ben söyleyeyim. Açık söyleyeyim. Yani benim şahsi fikrim, düşüncem bu şekilde. Elimde bir kanıt, belge falan yok. Bu benim düşüncem arkadaşlar sadece. Yani bu sos sokaktaki vatandaşlar hepsi de aynı şeyi söyler. İnşallah Fenerbahçe-Trabzon arasındaki gerilim de sona ermiş olacak bu sayede. Hatta çıkıp da e, bir şampiyonluk kutlamasında şurada burada Trabzon başkanı da derse da e, yakın ama çıkıp da ya 2010-2011 şampiyonu Fenerbahçe arkadaş. Yeter artık bunu burada bırakın. Kan davasına dönüştürmüş gibisiniz. Bırakın bitsin bu olay artık. Görüyorsunuz devlet kayıtlarda kumpas dedi. Hani biz isterdik ki şike olsun işte şampiyon biz olalım ama Fenerbahçe'ymiş dese olay komple biter. Hocam böyle ödeme şöyle yaparlar. Hiçbir şey yapmazlar. İşte Trabzon'u yakarlar bilmem ne yaparlar. Toprağı keserler parçalarlar başka ülkeye. Lan ne diyorsunuz oğlum siz nasıl? 0 7 yaş Yap Yapboz mu? Puzzle parçası mı bu oradan alıyor bu, öbür taraf? Saçmalamayın arkadaşlar ya. Dediğim gibi bu illaki çıkar. Son olarak Fenerbahçe'nin sahabe hamlesi. Çok güzel hoşuma giden bir haber. Bunu da e, gururla okuyacağım. Süper Lig'in zirvenin Süper Lig'de zirvenin uzağında kalan Fenerbahçe. Gözünü gelecek sezona dikti. Zaten 4 senedir aynı oluyor. Sarı Lacivert'e takıma bir sağ takviyesi yapmak isterken gündeme gelen isim Mert Müldür oldu. Bu arada Mert Müldür ilgili bir bilgi vereyim. Bilmeyenler vardır muhtemelen. Çok koyu bir Fenerbahçeli. Yani Kerem Aktürkoğlu ne kadar koyu Fenerbahçeli ise Mert Müldür de o kadar koyu bir Fenerbahçeli. Hocam Kerem Fener'e mi geliyor? Yok ya artık yolunu çizmiş o. Şimdi takıma golcü takviyesi yapmak istiyor. Fenerbahçe aynı zamanda bek bölgesi için girişimlere devam ediyor. Ee, gelecek sezonda düşecek Türk e, şey yabancı sayısı. Mert Müldür'ü Fenerbahçe gündemine aldı. Sağ bek stoper oynayabilen milli futbolcu için ilk olarak satın alma opsiyonu kiralama formülü üstünde duruluyor demiş. Yurt dışı menşeli bir haber. Bakın Mustafa Hoca'nın duyumu olsun olmasın mühim değil. Açın transfer marketi. Sağ sağlı 2024 Yaş 22. sözleşme bitiş tarihi 2024. Yaş 22. Türk milli takımında 14 kez oynamış. Bir golü var. Kaç maça çıktığı önemli. 22 maça çıkmış. 1228 dakika. Ha dur. Astro almış. Ve bir asisti var. Belki de İtalya'da tutmadı. Yani sağ sağlı da önceki senelerde tuttu ama tutma. Yani şimdi tutmadı. 3 milyon euro iken 4 milyon 700 bin euroyu almışlar. 7 milyon euro piyasa değeri var. Futbolcunun Fenerbahçeli olması Artım, Futbolcunun az süre alması artı. Şimdi sağ beklerine bakıyorum. E, Mert var. Toljan var. Jeremy Toljan herhalde o iyi bir sakatlık geçirmiş ki onun yerine oynuyor. Bir nevi. E, yani işimizi bu kolaylaştırabilir. Onun dışında hiçbir şey işimizi kolaylaştırmaz. Bunu da belirteyim. E, yani keşke böyle bir transfer hamlesi yapsa Fenerbahçe. Çok zekice ve akıllıca olur. Bakın ki Fenerbahçe kapatsa hatta ben şuna bile razıyım. Mert Müldür Nazım'la devam desinler ben ona da razıyım. Hatta şuna da razıyım. Ücretsiz kiralama ya da 1 milyon euro kiralama işte 4 milyon 5 milyon hatta 6 milyon satın alma opsiyonu desinler ben ona da razıyım. Gerçekten razıyım. Çünkü Mert Müldür iyi bir futbolcu tam Fenerbahçe ayarında Fenerbahçe kalibresinde bir futbolcu. E, yüksek maliyet ister mi? E, ona bir şey diyemem sen artık şampiyonluk hedefin varsa biraz da yüksek maliyetten şundan bundan kaçınamazsın artık. O kaçınılmaz son. Mantıklı olur. İnşallah böyle bir transfer hamlesini Fenerbahçe akıl eder. İnşallah Fenerbahçe böyle bir transfer hamlesini akıl eder. Hiç sanıyor muyum? Sanmıyorum. Ama inşallah olur arkadaşlar. Bir de ben şunu söyleyeyim. Diğer videoda da söyledim. Bu videoda da söylüyorum arkadaşlar. Fenerbahçe'nin kurtuluş için yani tek çaresi bence Nenat Bielisa. Israrla da söylüyorum. Yönetimin işine karışmak haddimize değil. Zaten yönetimin bizi yani beni önemseyeceğini de zannetmiyorum. Çıkıp da Aa, Mustafa Hoca elisa demiş gidelim Bielisa'yı getirelim. Böyle bir şey olmaz. Siz benden daha iyi biliyorsunuz. O yüzden arkadaşlar birbirimizi kırmayalım, birbirimizi kandırmayalım. İnşallah aklı selim hareket eder yönetimimiz. Yani olan yani mutlu olan Fenerbahçe taraftar olur. Ama ben açıkçası çok fazla sanmıyorum. Allah sonumuzu hayır etsin. Benim bu kısımdan aktaracaklarım bu kadar arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Bir beğeni de atarsanız sevinirim. Görüşmek üzere. Şimdiden 5 yıldız hayırlı uğurlu olsun.